Herkese merhaba. Otomotiv meydanı olarak 13 haftadır sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım her hafta farklı konuk ve konularla sizlerleyiz. Bu haftaki konuğumuz Experis Auto Expertise CEO'su Emre Öztürk. Teşekkür. Hoş geldiniz Emre Bey. Sağ olun, teşekkürler, hoş bulduk. Emre Bey, ilk soruyu ben sormak isterim. Auto Expertise bir sektör oldu biliyorsunuz. Bunun başlangıcını ve bugüne kadar gelen süreci ve bu arada sizin markanızı gittikçe büyüyen Experix Auto'yu bize biraz anlatır mısınız, bahseder misiniz? Özellikle 1990'lı yılların başında başladı aslında auto ekspertiz sektörü. İsmi tam olarak auto ekspertiz değildi. Tabii ki insanlar araçlarını özellikle ustalara, bildikleri, tanıdıkları ustalara götürerek kontrolle edilmesini ve bu konu hakkında onlara detaylı bir şekilde bilgi verilmesini istiyorlardı. Tabii ki süreç çok hızlı bir gelişme gösterdi. Çünkü ikinci el almak o zaman da çok sıkıntılıydı. Ustalar çok problemli araçları tabii ki kontrol edebiliyorlardı ama teknoloji çok gelişmişti. Değildi. Şimdiki teknolojiyle tabii ki kıyaslayamayız ama o zaman araçların özellikle değişen konusunda çok tereddütlü sonuçlar çıkıyordu. Çünkü boya ölçerler ve kontrol mekanizmaları çok kısıtlıydı. Bu yüzden özellikle 90'lı yıllardan sonra yavaş yavaş auto ekspertiz sektörü birazcık daha ivme kazanmaya başladı. Ve sektör bu bağlamda hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Ve firmalar çıkmaya başladı bu konuyla ilgili. Gerçekten ilk başta bir iki firmayla başlamıştı. Sektör yaklaşık olarak 98 yılında bir markayla başladı. Daha sonrasında 2-3 marka derken şu anda yaklaşık olarak 35-40'a yakın ekspertiz firması var. Ve bunların alt firmaları var, öyle söyleyeyim. Ve piyasa gerçekten buna ihtiyacı olan bir sisteme dönüştü. Şu anda satılan araçlardan tutun, araçların en uç noktalarına kadar, beyinlerine kadar kontrol mekanizmaları tabii ki çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Ve bu sektörle beraber biz de tabii ki bunun daha teknolojik anlamda neler yapılabileceğini konuştuk kendi aramızda. Ve babamızın da otomotiv tarafında olması sebebiyle biz 96 yılında servisle başlayan sistemimizi yaklaşık olarak 2018 yılında Experix Auto Expertise olarak kullanıma açtık. Ama markamız tabii ki ilk başta hızlı bir şekilde ivmelenmedi. Çünkü biz bunun marka duyurmasını ve marka ismini paylaşmadık kimseyle. Ben iletişim fakültesi mezunuyum, reklamcıyım aynı zamanda. Bu sebeple ilk başta piyasanın neler getirebileceğini ve neler eksikliğini çözmeye çalıştık kendi çapımıza. Ve babamızla, ailemizle beraber sektörün hızlı bir şekilde ne istiyorsa onu yapmaya çalıştık. Ve iki sene boyunca marka ismimizi hiç duyurmadan altyapı çalışmalarıyla beraber hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Ve 2020 yılında da markamızı lanse ettik. Ve şu anda gerçek anlamda tüm ekspertiz firmaları arasında en çok tıklanan, en çok gösterime sahip ve yurt dışında en çok bayileri olan firmalardan birisiyiz. Peki. Detayları arkadaşlarım zaten sorularıyla siz cevapları veriyor olacaksınız. Sevgili Halit. Şimdi Türkiye'de tabii az önce siz de söylediniz, ikinci el otomobil almak zor bir iş. Hoş bugünlerde sıfır kilometre almak daha zor ama böyle bir pazarda ki normalde biliyorsunuz ikinci el otomobil satışları sıfır kilometre otomobil satışlarının genelde 6-7 katı oluşu olur. Türkiye'de 17-18'e çıktığı da olduğu bazı dönemlerde. Tabii burada güvenilirlik çok önemli. Herkesin otomobilden anlaması mümkün değil, dediğiniz gibi teknoloji çok gelişti. Böyle büyük bir pazarda Türkiye çapında normalde kaç tane ekspertiz noktası olması lazım sizce? Bunun ne kadarı karşılanabiliyor ve bu sektör daha nereye kadar büyür? Evet, aslında bu soruya şöyle başlayabilirim. Bu sektör bitmez ve araba satışları olduğu sürece, çünkü piyasadan ikinci araçlar çekilmiyor. Hali hazırda hala devam ediyor ve sıfır araçlar da sürekli satılıyor. Bu sebeple ekspertiz firmasına ihtiyaç her zaman var. Ama şöyle bir durum var. Araç ne kadar çok çoğalırsa ekspertiz firmasına yük o kadar çok binmeye başlayacak. Bu sebeple ne olacak? Bir tanesi, iki tanesi yetmiyor derken şimdi üçüncüyü, beşinciyi, altıncıyı açmaya başlayacak. O yüzden bu sektör hiçbir zaman bitmez. Ama burada en çok sıkıntı yaşadığımız konu şu. Evet, sektör bitmez ama maalesef usta bitiyor. Çünkü ustalarımız yok. Bu konuda çok çalışmalar yapıyoruz. Hani nasıl kazandırabiliriz piyasaya, neler yapılabilir? Ama gerçek anlamda ekspertiz sektörünün bitmemesi için
usta şartı var. Yoksa ekspertiz sektörü bitecek maalesef. Niye? Usta olmadığı için. Çünkü kalifiye usta yok. İyi işletmeler evet işini yapıyor zaten. Hiçbir sıkıntısı problemsiz yürüyor. Ama bu işi dışarıdan girip de ben bunu öğreneceğim, yapacağım diyenlere zaten biz hiçbir şekilde sıcak yaklaşmıyoruz. Ama bu işin mutfağına gelmek çok önemli. Onu baştan söyleyeyim. Yani sadece elektronik cihazlar alıp koymakla iş bitmiyor. Kesinlikle. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda görüşümüz mesela yurt dışında bazı firmalar var. Diyorlar ki biz ekspertiz sektöründe usta kullanmadan tamamen bu işi yapmak istiyoruz. Yani mümkünatı yok. Böyle bir şeyimiz yok. Niye? Çünkü usta oradaki vidayı görmek zorunda. Oradaki vidanın oynayıp oynanmadığına, boyanıp boyanmadığına bakmak zorunda. Bunu şu anda hiçbir cihaz ve hiçbir teknoloji çözemez maalesef. Bizim sektörümüzün en büyük özelliği de zaten bu. İş gücü. Bize iş gücü lazım. O yüzden şu anda ne teknoloji çıkarsa çıksın maalesef biz ustalarımıza mecburuz. Peki usta yetiştirme konusunda ekspertiz şirketlerinin bir altyapı çalışması olabilir mi? Örneğin okullarla, özellikle meslek liseleriyle. Evet, aslında bununla ilgili çalışma başlattık biz. Kendi bünyemizde eğitim de veriyoruz dışarıdan gelenlere ama alttan gelen öğrenci sayısı çok az. Ve öğrencilerimiz artık bu meslekten ziyade daha kolay para kazanabileceğim ve iş gücü göstermeden para kazanabileceğim sektörleri seçmek istiyorlar. Bu sebeple de biz bunları bulamıyoruz. Evet, gidiyoruz, konuşuyoruz okullarla, diyoruz ki siz oradan direkt çıktıktan sonra bize gelin, biz size bir eğitim verelim. Bununla ilgili gerçekten şu anda rakamlar bugün banka müdürünün aldığından çok daha büyük rakamlara para alıyor ustalar. Yani bu gerçekten böyle ve usta bulamıyoruz. Yani bu sebeple tabii ki altyapı çalışmalarımız var, eğitimlerimiz var ama sıfırdan gelen biriye de hadi biz sana eğitim verelim diyemiyoruz. Böyle bir imkanımız da yok. Çünkü yetenek de yok. Hani bazı insanların evet çok yetenekleri olabiliyor. Ben bu iş yaparım diyor. Gerçekten kendisini gösteriyor, geliştiriyor. Var böyle ustalarımız. Ama çok hani bir elin parmağına geçmiyor desek yeridir. Anladım. Sevgili Aysa. Evet. Ben biraz bayilik ağınıza yönelik soru sormak istiyorum. Siz yurt dışında da bayilik veriyorsunuz. Azerbaycan ve Irak'ta bayilik verdiğinizi biliyoruz. Yeni hedef pazarlarınız var. Sıradaki pazar hangisi olacak ve sonuç olarak siz uzun vadede bir bölgesel liderlik mi hedefliyorsunuz? Uzun vadeli yurt dışı hedefleriniz neler? Aslında biz işletmemizi kurarken amaçlarımızdan bir tanesi buydu. Evet, Türkiye pazarı iyi bir pazar. Gerçekten hatır sayılır rakamlar dönüyor. Ama şöyle bir durum da var. Dış piyasada bu gelişiyor. Nasıl Türkiye bundan 10 sene, 15 sene önce dediğim gibi ustalara götürüyorlarsa şimdi de farklı ülkelerde bu sistem var. O ülkelere de bu sistemler gelecek mecburen. Zaten altyapı çalışmalarımızın yaptığımızın sebebi o. Yurt dışına özellikle çalışmalar yapıyoruz biz. İngilizce olsun, Farsça olsun, Arapça olsun. Hangi dillerde bize potansiyel olabilecek? Çünkü Google çok büyük bir mecra ve insanlar ne arıyor diye biz bakıyoruz ilk önce. Yani hangi ülkeden ne aramışlar? Nasıl götürüyorlar araçlarını oralara? Ve o ülkeye özel çalışma yapıyoruz. Bu anlamda da zaten tek diyebiliriz. Çünkü oradaki insanlar bunu aradığında otomatikman bize ulaşıyorlar. Bize ulaştığında da biz ne gerekiyorsa, neler yapılması gerekiyorsa onlara çok güzel bir şekilde izah ediyoruz ve akıllarına yatıyor. Çünkü yok orada böyle bir eksiklik, çok fazla bir eksiklik var. Araçlarını götürdüklerini ustalar da bilemiyorlar. O yüzden gerçek anlamda şu anda bizim çalışmalarımız özellikle Polonya tarafı, Mısır tarafı ciddi çalışmalarımız var. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde bayilikleri vermiş olacağız. Onun haricinde de Dubai'de özellikle lüks konsept bir şekilde isteyenler var. Piyasa bunu istiyor. Yani bu olmak zorunda artık. Tabii ki biz Türkiye çapında yenilenmeye, büyümeye çalışıyoruz ama bizim Türkiye'deki uyguladığımız kural şu. Bize usta olacak. Eğer işin başında kendi ustalığı bile devam edecekse, duracaksa evet biz bayilik veririz diyoruz. Ama hayır ben işletmeci olacağım, işi bilmiyorum, bana usta ayarlayın gibi bir sözlerle geliyorsa biz diyoruz ki orada dur. Niye? Çünkü bu işi bilmeden yapamazsınız. Evet ben bu işi bilmiyorum ama babam işi biliyor. Ben bunun pazarlama tarafındayım, işte reklam tarafındayım, büyütme tarafındayım. Yalnız ustalarımız gerçek anlamda profesyonel, işi gerçek anlamda iyi bilen kişilere eğitim vererek tabii ki bir yere getirmeye çalışıyoruz. Bizden istedikleri en büyük olay şu, biz işletmemizi açalım, siz bize ustayı ayarlayın ve devam edelim. Bu olmuyor maalesef. Ondan sonra ne oluyor? İşte şuradaki firma işi bilmiyor, şuradaki firma yanlış araç baktı gibi otomatikman böyle şikayet verdi. Yazılar çok fazla bir şekilde çıkıyor. Biz bunu istemiyoruz. Özellikle bayilerimizde bizim kesinlikle usta olmadıktan sonra bayilik alamaz. Artı ustalıktan da ziyade bizde airbag bakmadan da bayilik alamaz. Yani airbag kontrollerini bilmesi gerekiyor ustanın.
Ya kendisi bilecek ya da elektrik elektronikçi bir çocuk ayarlayacak bize, yeni genç. Biz ona eğitimlerini vereceğiz ve işletmesinde de airbag kontrolleri yapılacak. Bu ailelerimizin hepsinde hem usta çalışır hem de airbag kontrolleri özellikle fiziksel olarak yapılır. Ben yurt dışı olarak Ayşe'nin sorusuna bir ilave etmek istiyorum. Ben Avrupa'yı merak ediyorum. Bilmiyorum arkadaşlar siz de bilmiyorum. Yani Avrupa stand anlayış farklı. Hani Polonya bize çok uzak değil. Ama diğer Avrupa ülkelerinden böyle bir talep olacak mı? Ya da orada olması için siz ne yapacaksınız? Şöyle söyleyeyim. Almanya'da özellikle bununla ilgili çok büyük çalışmalar var. Çok büyük firmalar da var. Ve onlar birazcık daha işin aslında sırf teknoloji tarafındalar. Yani araç girsin bir komple bir cihazın içerisine. Biz hemen onu oradan çıkartalım. Fotoğrafını çeksin, sadece eziklerini, çiziklerini göstersin bize yeter diyorlar. Yani oradaki anlayış o onu söyleyeyim. Türkiye'de bu var aslında. Yani normal şartlarda oradaki değişen bir parça çok daha onlar için avantajlıdır. Çünkü yenisiyle değişmiş. Yani bu aracı kullanacak ve sıfır bir parça takılmış gerçekten çok çok iyi. Onun yerine Türkiye'de diyorlar ki hayır, değişen olmasın sakın. İşte işlemli olsun, boyalı olsun ya çok büyük 15 santim, 20 santimlik macunlar sıvayıp onu boyayıp sonra o arabayı satıyorlar. Ve buna diyor ki insanlarımız değişen olmasın. Gerçekten bu anlamda çok sıkıntı çekiyoruz. Bizim Türkiye insanımızın bu konuda birazcık daha Avrupa'ya göre geride kaldığını söyleyebilirim. Çünkü değişmesini istiyoruz biz de. Peki yani, Avrupa'da şey değişsin. Olacak mı? Yani İngiltere'de, Paris'te, Almanya'da, İtalya'da. İspanya'da böyle bir talep var mı ya da siz orada bir takım onların gözünü açmak ya da bu konuda bir yatırım fırsatı yaratacak mısınız? Aslında düşünüyoruz ama dediğim gibi oradaki anlayış çok farklı. O yüzden özellikle mesela İngiltere ile bir kere görüşmemiz oldu. Almanya'da yine bir firmayla görüşmemiz oldu. Gerçekten çok büyük bir firma, kiralama hizmetleri de veren. Stoklu çalışan bir firma. Ama söyledikleri tek şey var, bizim için önemli değil. Yani boyası olmuş olmamış veya değişen olmuş olmamış hiç önemli değil bizim. Aracımız girsin, biz sadece eziğini, çizin, göçünü söyleyelim müşterimize ve müşteri alsın gitsin. Zihniyet bunu, farklı. Tabii. Yani bunu aslında firmalardan ziyade oradaki insanlara aktarmamız lazım ki bu gerçekten de zor bir iş. Yani diğer türlü yapmak gerçek anlamda çok büyük bir meziyet olurdu yani. Öyle. Peki Halil'ciğim. Ekspertiz Türkiye'de çok önemli bir yapı haline geldi. Çünkü öyle örneklerini gördük ki bir araç görünen ama üç araç olan, üç araçtan oluşturulan ve satılan, satın alan kişinin de bunu hakikaten birkaç bakışta anlamadığı durumlar yaşandığını hep okuyoruz. Siz de bunları biliyorsunuz. Evet. Çok önemli bir hale geldi. Bir, bunun yasal mecburiyeti var mı? Yasal zorunluluk artık ikinci el araç satışında bir... yapılması gereken işlem oldu mu? Artı şöyle devam ettireceğim. Olduysa garanti koşulları, çünkü bir takım yasal olarak siz de bazı yükümlülüklere haiz oldunuz. Ekspertiz imzası attığınız, altına imza attığınız, onay verdiğiniz şeyler için bir garanti geçerli oldu bildiğim kadarıyla. Bunların kilometresi, süresi nasıl? Tüketiciye ne sağlıyor ekspertiz? Aslında ekspertiz burada en önemli rolü müşterinin kandırılmaması. Dediğiniz gibi çok fazla bir şekilde ekleme araçlar, parçalı araçlar çok fazla. Onu da geçtik, artık şaselerini değiştiriyorlar. Varsa başka taktikleri tabii, de buradan yani şaselerini değiştiriyorlar. Geçen hatta yine haberlerde belki duymuşsunuzdur. Bursa'da 26 araçlık bir filo yakalandı, öyle söyleyeyim. Hepsinin şaseleri değiştirilmiş. Yani araçlar bütün toplanmış çalıntı araçlardan. Diğerinin şasesinin diğerine, öbürününkini ona ve yeni şase basıyorlar rastgele bir şekilde. Tamamen kaçakçılığı çok büyük bir şekilde ortaya çıkartıyorlar. Evet, yakalandı. Hani şikayetlerle böyle durumlar olduğunda bizim aslında ilk yaptığımız şey şases numarası okunmuyorsa hemen polise bildirmek. Bu çok önemli çünkü gerçekten oradaki ben müşterinin mağduriyetini kendi üstüme alamam. Şasi numarası gözükmüyor veya işte değiştirmişler, oradan kesmişler. Ruhsatta başka, şasede başka. Ruhsatta farklı, evet, şasi numarası farklı gibi durumlarda otomatikman biz direktman polise bildirim yapıyoruz. Ama bunun bu şekilde olmayıp da dediğiniz gibi 3 tane araç, 4 tane aracın bir tanesinin yan tarafını alıyor, diğerinin yanını alıyor. Önü arkası birleştirerek tek bir parça araç haline getirebiliyorlar. Bu da işte ustalıkla anlayabilecek. Onun mutfağından gelmesi gereken kişilerle çözülebilecek bir durum. Çünkü araç nereden birleştirilebilir, araç nereden boyanabilir, nereden yapılırsa bu araç daha sağlam olur gibi durumları bilmesi gerekiyor ki oraya geldiğinde araç bu böyle mi diye tereddüt ederek oraları ekstra incelememiz gerekiyor. Yani birleştirilmiş aracı iyi bir usta gerçekten bulabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bunda yani şunu yapması bunu yapmasına gerek yok. Direktmen bulabilir ama...
o kadar iyi ustalarımız var ki gerçekten hakkını vermek lazım. Çok güzel yerlerden ekleme yapıyorlar, çok güzel birleştirmeler yapıyorlar ve anlamanız çok zor. Yani puntolarına dikkat etmeniz gerekiyor, kapıların bütün kontrollerini yapmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ben size, geçen başımıza geldi bir araç getirdiler ve aracın aynı model, aynı marka, aynı renk seriden çıkan bir aracın yan tarafıyla birleştirmişler. Her şey aynı. Yani aracın boya mikron kalınlıkları tutuyor. Diğer yerlerinde herhangi bir sıkıntı yok. İşte geçişleri çok iyi yapmışlar. Kaynak izleri gözükmüyor. Ta ki bagaj tarafında alt taraftan çözümlenene kadar, araç havaya kaldırıldığına kadar belli olmadı. Aracı havaya kaldırdığımızda otomatikman arka dingiller tarafından ekli bir şekilde birleştirildiğini görebiliyoruz. İşte biz bunu görmediğimizde müşteri otomatikman bu aracı alacak. Ve sorumlusu tamamen biziz. En ilk başta sorduğunuz soruya gelmek istiyorum. TSE belgesi şu anda tam zorunlu olmamakla beraber noterler istemeye başladı. Bu gerçekten çok önemli çünkü TSE sistemi gelip bizim cihazlarımızın kalibrasyonlarından tutun dükkanımızın her şeyine kadar inceleme yapıyor. Yani çıkış kapısının dışarı açılmasına kadar bakıyor. Bu çok önemli, evet, ama TSE sadece ustalık belgesi istiyor. Ustalığın gerçek usta olup olmadığını bilmiyor. Burada çok sıkıntı yaşıyoruz. TSE çünkü çok zor bir şey değil, alınabiliyor. Noterler bu konuda birazcık daha şu anda evet aktif göstermiş oldular ama Türkiye'de tam anlamıyla oturmadı diyebilirim. Aslında bizim sorumluluğumuz şurada başlıyor. Satıcı kişi sattığı araçtan sorumlu. Aslında böyle bir durum var. Yani ekspertizden ziyade bu aracı bilerek o şekilde ekleme veya kilometresini düşerek sattıysa bu araçtan sorumlu bu müşteri. Biz yanlış bir bilgi versek dahi ertesi gün veya farklı bir zamanda çıktığında bu aracı geri iade etme hakkı var. Onu baştan söyleyeyim. Bu çok önemli çünkü bunu müşterilerimiz, insanlarımız bilmiyorlar. Sattığı aracı kişiye, sattığı kişiye sorumlu. Evet, biz ekspertiz tarafında görevlerimiz, yetkinliklerimiz farklı. Yapmamız gerekeni yapacağız ama dediğim gibi iyi ustalar olmadıktan sonra o aracı alabilir. Aldıktan sonraki herhangi bir testte de geri iade hakkı var. Onu baştan söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Biz yerden devam ediyoruz. Emre Bey, ben bir sormak istedim. Şimdi çok güzel şeyler anlatıyorsunuz ve bizi bilgilendiriyorsunuz. Burada sizin sorumluluğunuz nereye kadar? Ben aracımı getirdim size. İşte yan ya da X bir ekspertiz şirketine gittik. Ve yanlış bir şey ya da eksik bir tutanak tutuldu. Araçla ilgili bilgi ve info verilirken. Buradaki sorumluluğunuz nedir sizin? Yani ekspertizlerin sorumluluğu, evet, ve özellikle sizin buradaki farkınız nedir? Burada genel olarak ekspertizlerin sorumluluğu aslında 12 saat diyebilirim. Daha doğrusu 24 saat. Araç bize gelip dışarı çıktıktan sonra hiçbir şekilde biz bundan sorumlu değiliz. Ama şöyle bir durum var. Burada zaten en önemlisi o. Bizim farkımız ne de derken biz burada dediğimiz gibi ustaları gerçek anlamda bu işi bilen kişilerden seçiyoruz. Bayilerimizi ona göre yönlendiriyoruz ve Airbag'e kadar bakıyoruz. Burada biz zaten çok fazla bir hata payımız olmuyor. Ama tabii ki insanlık hali. Her insanda o anda dalgınlığı olabiliyor. Farklı bir ailesel problemler oluyor. Usta o anda gözden kaçmış olabiliyor. Bununla ilgili biz garanti poliçesi veriyoruz müşterilerimize. Diyoruz ki bu sizin garanti poliçeniz. Ve bizden çıktıktan sonra yaklaşık olarak bir ay 1000 kilometre veya bir yıla kadar bu paket içerisinde siz garantiye sahipsiniz. Herhangi bir problem yaşadığınızda, herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda özellikle asistan firmalarla anlaşarak bunun çözümlenmesine gidiyoruz. Yani diyoruz ki evet motorunda herhangi bir sıkıntı çıktı. Kapalı bir aksam olabilir veya açık bir aksam olabilir. Bununla ilgili herhangi bir problem olduğunda biz aracı garantilediğimiz için bizden çıktıktan sonra müşteri otomatikman gidiyor. Hangi özel serviste yapılması gerekiyorsa bunlarla ilgili hizmetini alıyor. Otomatikman sigorta şirketi de bunu karşılıyor. Bizim yaptığımız özel bir anlaşmadan dolayı bu şekilde işliyor. Ama sigorta istemedi müşteri veya yapmadık. Evet. Öyle durumlar da kaynaklanabilir ve aracın işte boyasında bir yanlışlık yapıldı. Boyalıydı araç ama boyasız diye bir rapor verdik. Bunda sorumluluk tamamen bize ait. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü burada bir hatamız söz konusu. Ve bu hatayı biz ne şekilde çözebileceğimizi aracın değer kaybını oluşturarak
o değer kaybını ödemekle yükümlüyüz. Bu bizim için değil, tüm firmalar için geçerli. Ama bazı firmalar tabii ki veya da art niyetli kişiler bunu kullanmaya da kalkabiliyor. Araç bize geliyor, bizden çıktıktan sonra aracın ben parçasını değiştiren kişileri bildim. Gördük. Usta geldi bize dedi ki bak abi bunun kapısını değiştirdiler. Bilginiz olsun. Siz bunu orijinal yazmışsınız ama kapısını değiştirdiler veya farklı bir durum oldu gibi sorunlarla da karşılaştık. Niye? Burada tamamen para koparma amaçlı. Aslında kötü niyetlerle ilgili. Biz burada o yüzden bizden çıktıktan sonra araç sorumluluk bize ait değil diyoruz. Ama hem sigorta poliçesiyle hem de gerçekten böyle bir durumla karşılaştığımızda bizden olabilir veya farklı bir şehre gitmiş olabilir. Hemen o bayimize yönlendirip orada gerçek tespitleri yapıp herhangi bir değer kaybı yaşadıysa o değer kaybını müşterimize ödüyoruz. Ödüyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Halit'ciğim? Aslında ben de aynı konudan devam etmek istiyorum. Çok fazla örnekle karşılaşıyoruz. Yani aynı otomobili aynı gün birkaç ekspertiz noktasına götürdüğünüzde çok farklı sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu durumda tabii güvenilirlik problemi ortaya çıkıyor. Bu problemi çözmenin sizce bir yolu var mıdır? Yani hem ben bir eğer ikinci el otomobil satın alacaksam ciddi anlamda risk altındayım. Çünkü X bir firmaya gittiğimde başka bir rapor verilecek bana, Y'ye gittiğimde başka bir rapor ve çok hani ufak tefek farklardan da bahsetmiyoruz. Birleştirilmiş bir otomobil olabilir, bir tanesi boyasız diyor, bir tanesi birleştirilmiş diyor. Yani bunun bir hem hukuki anlamda hem de etik anlamda düzeltmenin bir yolu var mıdır? Yani hukuki anlamda aslında tamamen hakkını arayabilir müşterimiz. Yani bu biz değil de hangi firma olursa olsun. Gerçekten ortada bir hata varsa bu hata çözülmek zorunda. Firmanın zaten büyüklüğü burada ortaya çıkıyor. Yani eğer o firmaya gittiği firma profesyonel bir şekilde çalışıyorsa, kurumsal bir noktaysa otomatikman zaten buna diyor ki müşteriye evet haklısınız burada bir hatamız olmuş ve biz bunun size değer kaybını karşılayalım diyor ve otomatikman problemi çözüyor. Ama herhangi bir yerel firmaysa veya da bunu kurumsal markalardan da yapanlar var. Hayır diyorlar. Yani bize geldiğinde araçta böyle bir problem yoktu. Bizden çıktınız. İki gün sonra bana işte hatayı söylüyorsunuz. Ya bu müşteri aracı hemen satmak zorunda değil ki. İki gün sonra da satabilir. Beş yıl sonra da satabilir. Bu gayet normal. Bu sebepten dolayı hatalı bir durumu kendisine yükleyemeyiz. Yani bu müşteri karşılayamaz. Böyle bir hakkı yok. O yüzden diyoruz zaten müşterilerimize gerçekten tanıdığınız, bildiğiniz, görseli güzel, işletmesi iyi, yani firmanın portföyünü okuyun diyoruz. Yani nasıl bir bayilik veriyor veya bayileri nasıl oluşturuyor? Bunlar çok çok önemli. Dediğim gibi iyi ustalardan oluştuktan sonra her noktaya kadar kalifiye personellerde çalıştırdıktan sonra hiçbir sıkıntı olmadan zaten bunu biz yaşamıyoruz. Onu baştan söyleyeyim. Yaşayan firmalar var mı? Evet var. Bunun bir yaptırımı var mı? Maalesef yok. Avukata verir, mahkemeler uğraşır. Yaklaşık olarak 4 sene, 5 sene sürer. O arada aracını satamaz. Elinde kalır. Yaptığı zarar zaten yanına kar kalır. Eline de hiçbir şey geçmez. O yüzden müşterilerimize en iyi yerleri seçmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Ya tam bir mayın tarlası diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü ben şeyi de duydum sağdan soldan. Uzun zamandır duyuyoruz bunları. Kurumsal firmalarda değil daha çok ama özellikle hani ikinci el alım satımı yapan bir takım kuruluşların bazı ekspertiz noktalarıyla anlaşıp bazı otomobillere iyi rapor verdirttiğine dair çok örnek var aslına bakarsanız. Kesinlikle. O yüzden bütün izleyicilerimize çok çok dikkatli olmadığını söylemekten ya, başka bir şey yok. Bu konuda antiparantez bir şey söyleyebilirim. Gerçekten bu konuda biz de çok muzdaribiz. Çünkü özellikle yani tenzih ederek söylüyorum ama galeri firmalarından yani küçük galeriler bu konuda gerçekten birazcık daha ekspertiz firmasıyla anlaşabiliyor. İşte diyor ki küçük boyasını söyleme. Veya işte ne bileyim şurada şunu var bunu söyleme. Ya işte ben aracı sana yönlendiririm, müşteriyi sana getiririm gibi. Böyle parasal anlamda can alıcı noktalardan vurmaya çalışıyorlar. Ekspertiz firması da küçükse zaten çapı belli bir yere kadar ilerliyorsa onun dediğini yapmak zorunda kalıyor. Böyle olduğu zaman da otomatikman diyorlar ki evet şu firma ya gitme. Bu çok çabuk anlaşılıyor artık. Yani bu tamamen piyasanın ya kanayan yarası diyebilirim. Çünkü biz özellikle mesela geçmek isteyen firmalar oluyor. Yani no name işletmeler var. Diyorlar ki biz hani sizin altınıza geçmek istiyoruz. Evet tamam bizim altımıza geçebilirsiniz. Sıkıntı yok. Biz de size hizmet veririz. Her şeyinizi yaparız. Tabelanıza kadar takarız ama diyoruz ki ustalığınız ne durumda? İlk önce bize bir gelin. Biz bir sizi görelim. Ya ben 25 senedir ustayım diyor. Evet 25 senedir ustasın. Bize 25 senelik, 30 senelik ne ustalar geldi. Ama değişen konusunda yetersiz. Çünkü adam sadece boya yapmış. Araç boyamış.
Bu sebeple dediğim gibi yani en başa döneceğim. En güzeli sağlam noktalara, iyi noktalara, güzel işletmelere. Çünkü bunlar gerçekten önemli. Yani özendiyse işletmesine müşteri, gerçekten güzel bir işletme kurduysa oradaki ustasını da çok iyi ayarlıyor zaten. Onda bir sıkıntı olmuyor. Peki Ayşe? Evet. Biraz önce insan gücünün ve iyi bir ustanın hani sektör için önemine vurgu yaptınız. Ama dijitalleşme ve teknoloji de birçok sektörde önemli hale geldi. Yatırımın en önemli yatırım gündemlerinden biri oldu. Sizin sektörünüzde, ekspertiz sektöründe dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? Firmalara ve tüketiciye sağladığı avantajlar neler? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Hemen yakın zamanda bir firmayla görüştüğümüz olayı anlatayım ben size. Firmanın kapsül şeklinde bir cihazı var. Yaklaşık olarak 30 kilometre hızla 3 saniye içerisinde içinden geçtiğinde aracın 360 derece fotoğrafını çekiyor. 3 saniye içerisinde. Aracın mikron kalınlıklarının değerlerini söylüyor. Ve kalınlık değerlerine göre de değişim olup olamayacağı ile ilgili detaylı bilgi verebiliyor. Böyle bir cihaz var. Hatta geçen Fransa fuarında tanıtıldı. Almanya bunu kullanıyor. Özellikle biz bununla ilgili Türkiye'ye getirmek istedik. Ama buradaki en büyük sıkıntı yaşadığımız konu şuydu yine. Maliyetinden de ziyade yine değişen konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bulamıyor. Yani adamın fotoğrafını çekiyor 360 derece. Evet gayet güzel. Önümüze çok görsel, dijital bir doküman veriyor. Ama gel gelelim işin reel boyutuna geldiğimizde raporlar yanlış. Boya kanıtları bazen fark ettirebiliyor. Aracın değişen konusunda bilgi vermiyor. Ben bunu getirdikten sonra, ben bununla hava attıktan sonra bunun benim için bir faydası yok. Çünkü sonuç olarak müşteriye bir faydası yok. Dijitalleşmek şöyle, bizim sektörle dijitalleşme diye bir şey aslında çok zor. Yani olması imkansız gibi bir şey. Çünkü bir robot yapmamız lazım. Gerçek anlamda bütün ustayı bir kopyalamamız lazım ve o robotta bütün ekspertizi yapmamız lazım. Böyle bir şeyle mümkün. Bu yakın zamanda olabileceğini pek bir düşünmüyorum ama bunu nasıl çözebiliriz? Sadece dijital anlamda işte boya kalınlık ölçerlerin dijitale daha rahat aktarılmasıyla çözülebilir ki bu var zaten. Bunu da kullanıyoruz biz. Ama dediğim gibi değişen konusu çok sıkıntılı. O yüzden oto ekspertiz sektöründe dijitalleşmek bana sorarsanız ben gerçek anlamda teknoloji, reklamı işte seven birisi olarak bulamıyoruz. Yok böyle bir cihaz. Üretmeye kalksanız zaten böyle bir teknoloji yok. O yüzden maalesef ekspertiz sektöründe teknoloji sadece herhalde %20-%35 bandında kullanabiliriz. Ama bunu özellikle Türkiye pazarı için zor olduğunu söylediniz değil mi? Doğru anladım. Evet. Yani Türkiye pazarı zaten dolandırıcılık hikayelerine ilk kez bir teknoloji geliştirilmiş değil. Aynen maalesef. Yani teknoloji geliştirilse de ben bunun bizim Türkiye'miz için geçerli olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten iyi bir şey buluyoruz. Buradan yakaladık diyoruz. Yakaladık dediğimiz anda diyoruz ki ya bu da mı yapılırdı? Sonra tekrar en başa dönüyoruz. Gerçekten bazı ustalarımızı buradan kutluyorum. Süper araba yapıyorlar. Yani dijital vesaire anlayamaz onu. Sadece göz anlar. O yüzden yani dijitalleşmek bizim sektörümüzde çok zor desek doğru yani. Ama Avrupa'daki işte zaten problem o. Yani Almanya'daki firma o cihazı kullanıyor şu anda. Almış, sistemini kurmuş. Ve biz burada birkaç firmaya da görüştük. Dedik ki hani böyle bir cihaz sizin için ne fayda sağlar? Yani böyle bir şey yapabilir misiniz? Hayır dediler ki biz zaten işte sektörde şeyimizi kurduk. Ekspertiz yazılım tarafını kurduk. Bizim için bu konuda herhangi bir ekstra bir şeye gerek yok. Zaten aracın göçük noktasını vesairesini gözle görebiliyoruz. Bunun için bu kadar meblağlar da ödemeye gerek yok dediler. Ve biz tamamen oradan koptuk öyle söyleyeyim. Peki. Halil, ben işin yatırım tarafına gelmek istiyorum. Usta bulma vesaire gibi sorunlar var bu alana yatırım yapmak için ama genelde bu alanda çalışanlar da kendi tamirhanesinin yanına bu işi açanlar gibi diyebiliriz değil mi? Ben kendi gördüklerim veya dikkatimi çekenler öyle. Peki böyle bir şeyi bir tamircinin yapması için ne kadarlık bir yatırım yapması gerekiyor? Bir ekspertiz firması ne kadar paraya kurulur ve bir iş modeli, bir kar modeli, bir değer merkezi olarak hayatını devam ettirir? Aslında biraz önce Halit Bey'in sorusuyla eşleşiyor. Burada yatırım maliyeti çok düşük olduğu için ekspertiz firmaları çok çoğalıyor. Zaten en büyük handikapımız o. Yani maliyet çok düşük. Yani bugün 400 bin liraya mükemmel bir işletme kuruyorsunuz ve direktman para kazanmaya başlıyorsunuz. Evet. Biz de işte pasta malzemesi gibi değil. Yani herhangi bir una ihtiyacımız yok, başka bir şeye ihtiyacımız yok. İş gücü. İş gücü olduğu için personelin hazırsa işletmeni açabilirsin. Böyle bir durum söz konusu. Yaklaşık maliyeti şöyle söyleyeyim ben size. 400-500 bin liraya çok rahat bir şekilde bu işletme açılabilir.
Ama işletme açılsa da içerisinde usta olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Ustaların da bu konuda yatırım yapabilecek parası yok. Zaten en büyük sıkıntımız da bu. Evet, ustalar açsın diyoruz ama girişimcinin cebinde parası var, ustanın cebinde parası yok. Birinde usta yok, birinde para yok. Kesinlikle. Bu sefer diyoruz ki biz evet böyle bir şey yapabilirsiniz. Karşılaştığımız veya işte söylediğimiz kişiler olabiliyor. Diyoruz ki evet siz ustasınız, bu adam da girişimci. Yani siz güçlerinizi birleştirin, bu işe ortak olun, siz yapın ve para kazanın. Girişimci de para kazansın, usta da para kazansın. Böyle olduğunda otomatikman bir yeşil ışık yanıyor kafaların üzerinde. Çünkü evet diyor, yani bu benim mesleğim, ben bu işi yapıyorum. Neden olmasın diye böyle iki noktayı bir arada birleştirdiğimiz olabiliyor. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü ortak, evet girişimci de var, usta da var ve ikisi birleştirdi ve gerçekten güzel bir iş çıktı ortaya. Buradaki olayımız zaten şuydu. Yani bizim markamızın bu kadar işte görüntülenmesi, tıklanması, büyümesi, her yerde gözükmesi şundan sebepti. Otomotiv sektörünü evet biliyoruz ama biz reklamı da çok iyi biliyoruz. Biz yazılımı da çok iyi biliyoruz. Bunların hepsi bizim kendi bünyemizde. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani kime neyi, ne zaman, ne sorduğunda, neler olduğunda. Ya bugün şöyle söyleyeyim ben size. Şu an aklınıza gelebilecek en büyük firmaların güvenilirliğiyle ilgili bir soru yazarsınız Google'a. Birinci sırada biz çıkarız. Onların güvenilirliğini bize sorarlar. Çağrı merkezine otomatikman hemen yazarlar. İşte şu firmaya arabayı satmak istiyorum veya şu firma güvenilir mi? Nasıl yapabiliriz? Gibi. Onlardan önce bize sordukları sorular oluyor. Bu bizim de hoşumuza gidiyor. Çünkü oradaki firma evet çok iyi bir noktada ama arama yaptığında biz orada çıkıyoruz. Niye? İşte bu altyapımızın çok kuvvetli olmasından dolayı. O yüzden usta işletmeci ve girişimci birleşirse, güçlerini birleştirirseler gerçek anlamda başarı yakalanabiliyor. O yüzden maliyetler çok çok düşük. O yüzden herkes açabiliyor. Bu anlamda da ben başarının yakalanacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Halit? Evet, tekrar ben şeye döneceğim. Ekspertiz sırasında yapılan işlemlere döneceğim. En çok boya ve değişen parçalarla ilgili konuşuyoruz ama işin bir de mekanik tarafı var. Ve özellikle de son dönemde, son 15-20 yıldır turbo motorlu otomobillerle karşı karşıyayız. Ve bu motorların arıza çıkarması durumunda maliyetleri de çok yüksek. Keza otomatik şanzımanlı otomobiller de çok sayıda artık Türkiye'de. O anlamda bakıldığında manuel şanzımanlı otomobil payı gittikçe düştü, %20'lere düştü. Hep biz konforumuzun peşindeyiz ama evet, bunlar hep pahalı sistemler. Bunun kontrolleri nasıl yapılabiliyor? Yani sadece boya kaporta değil ama mekanik tarafta müşteriyi rahatlatacak kadar iyi bakılabiliyor mu, onu sorayım. Tabii ki aslında şöyle, şanzıman dediğiniz için başlıyorum. Şanzıman kapalı bir aksam. Yani bunun biz içerisini görme gibi bir imkanımız yok. Burada gerçekten birazcık aslında şans faktörü ön plan çıkıyor. Ama şanstan da ziyade burada yine %40 işçilik diyebilirim, %60 şans diyebilirim. Çünkü aracım biz bütün şanzıman kontrollerini, dynosuyla ilgili her şeyi, çünkü vites geçişleri vesaire bunlar çok çok şanzıman etkileyen noktalar. Bunlar çok çok önemli. Bunlara bakıyoruz. Hemen antiparantez şunu da söylemek istiyorum. Yani bu insanların aklında şu var. Dyno işte araca zarar veriyor. Motor performansını ölçtüğü sistem araca zarar veriyor gibi bir furya dönüyor ortalıkta. Ama ben de onlara şunu söylüyorum bazen geldiklerine. Diyorum ki yani hiç fabrika gördünüz mü? Yani otomotiv fabrikası gördünüz mü? Görmedik diyorlar. Ama otomotiv fabrikasında araçlar çıktıktan sonra ilk önce motor performanslarını o sistem üzerinde ölçerler. Bunda en büyük markalar da dahil olmak üzere. O yüzden şimdi bu zarar verici bir etmen olsa veya zarar verici bir durum olsa bunu niye onlar yapsın? Birincisi. İkincisi bu aracın yol tutuşunu hepsini kilometreye kullanarak test edemezsiniz. Mecbur bu tarz cihazları veya işte gözle kontrolleri, kayışlarını kontrol etmek zorundasınız. Aracın aslında ilk başta baktığımız nokta kilometresi. Yani aracın kilometresi gerçek anlamda 400 bin kilometreyi bulduysa burada özellikle motor şanzıman tarafına eğiliyoruz. Çünkü hata olabilir, problem yaşanabilir, aracın contasında sıkıntı olabilir. Bunu da yine kısa kısa kontrol sağladığımız işte conta testleriyle, motor şanzımanda yetkin personellerle çözmeye çalışıyoruz. Ama gelin dediğim gibi iç aksamda herhangi bir problem, işte milde problem yaşadığında maalesef bunda diyoruz ki müşteriye böyle bir problem yaşayabilirsiniz. Onun için biz de diyoruz ki garanti paketi alın. Bu aracın motor aksamına garanti yapalım. Çünkü aracın kilometresi çok yükselmiş. Bu size ileride problem yaratabilir. Siz kendinizi garantiye alın. Bu aracı da kullanın. Ama sistemi bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden hem müşteri memnun olmuş oluyor hem de biz yaptığımız işten zevk almış oluyoruz. İşin doğrusu bu. Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için farklı bir renk kattınız bu sezonumuza.
Bu arada bu sezonumuzun ilk sezonumuzun da son programıydı bu. Teşekkür ederiz tekrar. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar sevgili Halit Bolkan, Aysel Yücel ve Halil Okşit sizlere de teşekkür ederiz. İlk sezonu güzel, keyifli bir konseptle ve formatla hep beraberce güzel bir şekilde hayata geçirdik. Ve bir dahaki sezon görüşmek üzere diyorum. Soru ve önerileriniz, yeni sezonla ilgili sürprizlerimiz olacak. Bununla ilgili sizlerin de önerileri ve fikirleri varsa lütfen aşağıda yazan mail adresine lütfen bizden paylaşın. Bizi izlemeye de sosyal medyadan devam edin.